Öncelikle yeni bir Çözüm Parkı Webcast'ına hoş geldiniz arkadaşlar. Emrah sen de hoş geldin. Teşekkür ederim Hakan abi. Ben biraz kendimi tanıtabilirim Hakan abi ya da sen bir giriş yapabilirsin nasıl Ben istersen. çok kısa giriş yapayım. Şimdi malum AI, yapay zeka çok popüler bir konu. O yüzden öncelikle şimdiden ağzına sağlık böyle bir konuyu ve Google tecrübelerini bizimle paylaşacağın için. Ben sunumu biraz incelediğim için önden biraz tüyo vereyim arkadaşlara. Biraz daha ayakları yere basan bir eğer sunumu olacak. Çünkü özellikle hani teknoloji budur, sonucu budur. Teknoloji budur, burada kullanırsınız ve hani teknoloji budur, kazanım budur gibi bir duruma getirecek Emrah sağ olsun. O yüzden çok kıymetli bir sunum olacak. Malum hepimiz çok havada teknolojiler anlatıp onu bir türlü KOBİ veya Enterprise ya da bizim şirketlerimizde bütünleştiremiyoruz. Bütünleştiremediğimiz için de konular bazen askıda veya havada kalıyor ve çok da onları bir yere bağlayamıyoruz. Bağlayamayınca aslında proje ve iş olmuyor ve bu teknolojiyi de kullanamıyoruz. O yüzden özellikle yapay zeka başlıklı bütün sunum veya eğitimlerde mutlaka örnekler ve özellikle de ülkemizden de pek çok örnek vermeye gayret gösteriyorum. Pek çok benzer projede bulundum. Bu sayede hakikaten insanlar bu noktada aslında bu teknolojileri şirketlerinde nasıl kullanılabilir öğrenecek. Şimdi ben bu yüzden çok basit bir anket hazırladım ve şu anda anketi sonlandırdım. Sorum şuydu, işletmeniz için kullandığınız herhangi bir yapay zeka çözümü veya yapay zeka kullanan bir ürün, hizmet, donanım kullanıyor musunuz? Şimdi bu anketin büyük çoğunluğu %65'i hayır demiş. Bu şöyle iyi bir şey. En azından bunun farkındayız ve kullanmadığımızı biliyoruz. %20'si emin değilim. Bu kısım da çok kıymetli bizim için. Öğreneceğiz, öğrenmeye açız. En azından bu bölümü değiştireceğiz. Ne yazık ki %15'lik bir kısmı evet demiş. Doğal olarak aslında çok doğru bir kitledeyiz Emrah. Yani çok doğru bir kitle, inşallah doğru bir teknolojiyi anlatıyor olacağız. Vaktimiz sınırlı olduğu için ben daha fazla uzatmayayım. Hem pool'un şurada anketi bitireyim, hem de sözü sana vereyim. Kısaca kendini tanıtıp sunuma başlayabiliriz. Tamam Hakan abi, çok teşekkür ederim öncelikle bu organizasyonu düzenlediğin için. Ben Emre Uysal arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Yaklaşık 6 aydır Google'dayım. Customer Engineer'den olarak çalışıyorum. Özellikle Database, Analytics ve AI/ML çözümlerinden sorumluyum. Google'dan önce yaklaşık bir 7 sene Oracle'da çalıştım. Oracle'da da aynı şekilde, yani Customer Engineer, Oracle'daki title'ın adı Presales'ti. Yaklaşık bir 6-7 sene Oracle'da çalıştım. Genel background'ım dediğim üzere hani veri tabanı, teknolojileri, Big Data ve Analytics üzerine. Bugün sizlere Google AI çözümlerinden bahsedeceğim. Google, yani iş sürekliliğini, business'ınızı artırmak için ne gibi AI/ML çözümleri sunuyor? Bunlardan nasıl daha verimli faydalanırsınız? Biraz bunların üzerinden geçeceğim. Umarım sizleri sıkmam, çok yalın anlatmayı planlıyorum. Tabii ki sorularınız olduğunda chat window'undan sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle bir yapay zekanın bir tarihine bakalım. Yapay zeka kavramı ilk olarak 1956 yılında John McCarthy tarafından ortaya atıldı. O günden itibaren artık yapay zeka kavramı, yani makine öğrenimi ve yapay zeka kavramı artık hayatımızda. Hepinizin bildiği üzere 1997 yılında Gary Kasparov'la Deep Blue'nun bir satranç maçı vardı. Aslında yani en popüler olan, yani geçmişimizin en popüler olan makine öğrenimi ve yapay zeka konusunda olan en önemli olaylardan biriydi. Bizim tarafta da artık 2017 itibariyle Google kendini AI First Company olarak adlandırdı. Yani bütün ürünlerimizde, bütün çözümlerimizde AI artık bizim önceliğimiz, bütün geliştirdiğimiz ürünlerinde AI'yı önceliklendirerek, hayatımıza sokarak kullanıcılarımıza sunuyoruz. Peki neler yapılıyor aslında baktığımız zaman? Hem data engineer'lar hem data scientist'ler neler yapıyorlar? Belki şunu biliyorsunuzdur. Arxiv diye bir makale yayınladığımız bir web sayfası var. Günümüzde bakarsak artık geçmişten günümüze, yani 2009 yılındaki istatistiklere ve 2018-2019 yılında istatistiklere baktığımız zaman şunu görüyoruz 2018 yılında. Yaklaşık 90 tane her gün yeni machine learning içeren bir paper yayınlanıyor. Yani bir makale yayınlanıyor. Bu
gün geçtikçe de artıyor. Bunu yalnızca şey olarak düşünmeyin. Yani bu makaleleri yalnızca akademisyenler yayınlıyor diye düşünmeyin. Bunu tamamen hobi olarak emel üzerinde çalışanlar, akademisyenler, mühendisler her gün bir konu üzerine machine learning ile ilgili geliştirmeler yapıyorlar ve bunu makale olarak yayınlamaya çalışıyorlar. Bu da bir istatistik. 2021 yılına geldiğimizde hayatımızda AI ile ilgili neler olacak? Öngörü şu, enterprise application'lar yani önemli gördüğümüz uygulamaların yaklaşık %75'i bir şekilde AI kullanacak ki artık yavaş yavaş bunu hissetmişsinizdir. Arabaların %10'u artık otonomus yeteneklerine sahip olacak ki gerçekten de böyle. Her gün arabalarımızda kendi kendine park etme özellikleri, kendi kendine giden arabalar, bunlar artık yavaş yavaş hayatımızın parçası olacak ki 2021 yılına ait düşünülen bir istatistik. Bu ileride daha da fazla olabilir. Bu en önemli gördüğüm bir istatistik. Normalde hep şey düşünürüz, AI, ML yani machine learning ile genelde bu işin profesyonelleri uğraşır diye düşünürüz. Ama öngörü şu, 2021 hatta bu yılda sayabiliriz. Artık normal yani standart bir vatandaş, bunu hobi olarak gören, akademisyen yani bu işin profesyoneli olmayan insanlar bile AI ML üzerinde normal profesyonellerden 5 kat hızlı bir şekilde bununla uğraşacaklar. Google ne yapıyor diye baktığınız zaman aslında bizim bildiğiniz ürünler yani Search'ünden Android'ine, Drive'ına, Maps'ine kadar bütün ürünlerimizin arka planında bir şekilde biz nedir? AI ML'i entegre ediyoruz, bunu kullanıyoruz. Yani hepiniz yaşıyorsunuzdur. Search yani bir bilgi aradığınız zaman otomatik tamamlama, bununla ilintili bilgileri getirme. Örneğin Gmail'de bir mail yazdığınızda artık ne demek istediğinizi anlayıp otomatik olarak bu maili tamamlama veya size gelen maili reply ettiğinizde size bir akıllı bir şekilde bir reply örneği verme. Bunlar artık hepimizin hayatında Google'da bütün ürünlerine AI ML'i bir şekilde entegre etti. Belki biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Google'ın akıllı araba projesi Waymo. Biz bunun üzerinde hala çalışıyoruz. Yani kendi kendine giden araba projemiz. Bu AI ML örneklerinden biri bizim için. Data center'larımız enerjiyi daha etkin kullanmak için, kaynaklarımızı daha etkin kullanmak için aslında bu yaptığımız işler dünyaya bir şekilde getirisi var. Yani küresel ısınmayı bir şekilde engelleyen projeler. Bu şekilde yaklaşık %40 oranında yapay zekayı kullanarak data center'larımızı daha verimli kullanıyoruz. Peki, dünyada hani sektörlere göre AI konusunda neler yapılıyor diye baktığınız zaman yani retail'dan public sektöre, finans hizmetlerine, medya, üretim, sağlık her konuda artık nedir? AI ML hayatımızda. Örneğin retail için bir kullanıcı sizden bir ürün aldığı zaman memnuniyet, ben bu müşteriyi tekrardan nasıl kazanırım, bu aldığı ürünle ilgili benzer ürünleri alma potansiyeli var mıdır, benden ayrılma riski var mıdır, düzenli olarak bu kullanıcıya aradığı, beğendiği ürünlerle ilgili reklam göndermek. Bunlar aslında hep bir ML örnekleri. Hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Örnekler vermiştim. Yani sektörlere göre ne tür AI ML örnekleri yapılabilir diye. İlk örneği retail'dan vermiştim. Daha sonra yani public sektör içinde örneğin akıllı bir şekilde transportation dediğimiz şey şu aslında. Otobüs, tren yani aslında baktığınız zaman bunların daha uygun bir şekilde vatandaşların hani bir noktadan bir noktaya gittiği zaman nedir? Araç seferlerinin düzenlenmesi. Bunların hepsi aslında AI ML için birer örnek. Örneğin healthcare tarafında klinik vakalar yani her gün hastaneye kanser teşhisi için ne bileyim
akciğer analizi için gelen hastalar oluyor. Bunların röntgen filmlerinden gerçekten doktordan önce akıllı bir şekilde teşhisinin koyulması. Bunların her biri AI ML için sektörlere göre use case'ler diyebiliriz. Üç tane örnek vermek istiyorum. Bunlar hepimizin hayatında bildiğiniz örnekler. Netflix, Spotify ve eBay. Netflix'te bildiğiniz üzere hepiniz için bir profil oluşturuyor. Bu profilden hoşunuza giden filmleri, dizileri akıllı bir şekilde karşınıza getiriyor. Spotify da aynı şekilde kendinize özel playlistler ve bu playliste nedir uygun olacak şarkılar düzenli olarak karşınıza gelebiliyor. eBay için de aynı şekilde geçerli. Sizin nelerden hoşlandığınızı, nelere önem verdiğinizi anlayıp size özel nedir çözümler, size özel kampanyaların sunulması bu use case'lerden biri aslında. Ocado yine bizim müşterilerimizden biri. Online marketing yapıyorlar. Yani bizde Migros olduğu gibi, Carrefour'da olduğu gibi. AI ML ürünlerini kullandıktan sonra müşterilerine çok daha hızlı bir şekilde ürünleri ulaştırma, beklentileri karşılama. Bu müşteri olan kullanıcıları sistemde daha nedir efektif bir şekilde tutma, beklentilerini anlama. Bunların hepsi aslında Google'ın sağladığı AI ML ürünleriyle geliştirilmiş projeler. Biz neler yapıyoruz diye bakarsak, aslında bizim 5 farklı ekosistemimiz var, 5 farklı layer'ımız var kullanıcılara göre. En üstte hazır paketlerimiz var. Biz bunlara aslında bir SaaS application olarak diyebiliriz. Herhangi bir kod yazmadan Google'ın kendi geliştirdiği AI ML paketlerini de direkt olarak kullanabilirsiniz. API'larımız var. Bu API'larla uygulamanızı birleştirip çeşitli analizler yapabilirsiniz. AutoML var. API'ların biraz daha paketlenmiş hali diyebilirsiniz. Buradan hazır datasetlerimizden bir nedir training yapıp datasetlerimizi anlayıp daha sonra bu datasetlerini kullanarak bizim yeni verdiğimiz datadan bir prediction yani bir anlama yapabiliyoruz. Ben şimdi bunların birazcık detaylarına gireceğim. İlk olarak bahsettiğim üzere AI paketleri. Bunlar Google'ın hazır paketleri. Dediğim gibi üzerinde hiçbir şekilde nedir? Sizin kod yazmanıza gerek kalmadan hızlı bir şekilde nedir? Kullanabileceğiniz paketler. Size anlatacağım bugün 3 tane farklı paket var. Document Understanding AI, Contact Center AI ve Talent Solution diye. Burada Google şunu yapıyor. Kendi bütün birikmiş AI ML tecrübelerini partner teknolojileriyle birleştirip kullanıcılara direkt hazır çözüm üretiyor. Örneğin Document Understanding AI için bizim beraber çalıştığımız partnerler var. UiPath gibi, Box gibi, Accenture gibi. Bizim kendi tecrübelerimizi bu partnerlerle birleştirip bir çözüm üretiyoruz. Neler yapıyoruz burada Document Understanding AI'da? Şirket bünyesinde ya da özel olarak düşünebilirsiniz. Birçok farklı platformdan birikmiş datanız var. Örneğin PDF'ler, Word dosyaları, resim dosyaları, mailler. İlk olarak bu çözüm bunları bir yerde topluyor. Daha sonra bu topladığı bilgileri ilk olarak anlıyor. Yani bunun içeriğinde ne var? Benim bir fatura bilgim mi var? Bir resim dosyası var? Şirket için önemli bir bilgim var? Bunları hızlı bir şekilde birbirinden ayırıyor. Yani içeriğini anlıyor. Daha sonra da bu contentleri, ayırdığı bilgileri nedir? İlgili yerlerde depolayabiliyor. Örneğin şirket için önemli bir finansal bilgi ise bu belki bir database'de duracak veya farklı bir yerde duracak. Bir resim içeriği ise bu bir resim bizim ortak kullandığımız klasörde duracak. Bunların hepsini grupla ayırıp içeriğini anlayıp ilgili yerlerde toplayabiliyor. Document Understanding AI bunu yapıyor. Daha sonra çözümümüz Contact Center AI. Yine burada da beraber çalıştığımız partnerlerimiz var. Accenture gibi, Avaya gibi, Deloitte gibi, Cisco gibi hepinizin bildiği kurumlar. Burada ne yapıyoruz aslında? Hepimiz bir şekilde nedir? Çağrı merkeziyle çalışıyoruz. Yani bir şekilde telefon, banka için olabilir, farklı bir ihtiyaç olabilir. Çağrı merkezini arıyoruz. Burada ihtiyacımız olan bilgi için bir çözüm arıyoruz. Contact Center AI ile aslında şunu yapıyorsunuz. Ön tarafa bir virtual agent koyuluyor. Yani
kullanıcıyla ilk muhatap olan bu virtual agent. Cevaplayabildiği kadar cevaplıyor ki kendi arka planında birikmiş olan experience'lar var, öğrendiği bilgiler var. Cevaplayabildiği bilgileri cevaplıyor. Cevaplayamazsa son kullanıcıyla gerçek çağrı merkezi arasında bir tane numara üretiyor. Bu numarayı ürettikten sonra o kullanıcının cevaplayamadığı bilgiyi gerçekten fiziksel olan çağrı merkezinde çalışan arkadaşa yönlendiriyor. Yani belli bir yere kadar kendi sorumluluğunda çözebilirse çözüyor. Çözemediği noktalarda dediğim gibi bir numara ayarlayıp bunu çağrı merkezindeki fiziksel olarak çalışan arkadaşa yönlendiriyor. Bu arada şey olmak zorunda değil. Yani gerçekten bir çağrı merkezi olmak zorunda değil. Yani günümüzde de biliyorsunuz şu pandemi döneminde herkes evden çalışıyor. Çağrı merkezindeki bazı arkadaşlar da evden çalışıyor. Bu numara üretmesi şu anlama gelebiliyor. Çağrı merkezindeki arkadaş evde de olabilir. Otomatik olarak o transferi, o konuşma bilgisini evde çalışan çağrı merkezi görevlisine yönlendirebiliyor. Peki API tarafında neler var? Dediğim gibi Google'ın kendi tecrübeleri, kendi geliştirdiği API ile hazır ML için hazırlanmış bu know-how'la uygulamanızı birleştirebilirsiniz. Bizim için görsellik tarafında, video tarafında, speech to text to speech ve translation tarafında hazır AI paketlerimiz var, API paketlerimiz. Bunları müşterilerimiz kullanabiliyor. İlk API paketimiz Cloud Vision API. Bu ne yapıyor? Aslında sizin için bir content'iniz var, bir içeriğiniz var. Bu bir doküman dosyası olabilir, bir resim dosyası olabilir. İlk olarak bu içeriğin ne olduğunu anlayabiliyor. Yani örneğin bu bir Eiffel Kulesi'dir, bu bir dağdır, bu bir aslandır. Bu içeriği anlayabiliyor. Ya da bu içeriğin içindeki önemli bir bilgiyi yakalayabiliyor. Bu bir label'dır, bu bir yüzdür, bu bir başka bir şeydir. Bu bilgileri alıp daha sonra da sizin uygulamanız içinde bir veri tabanına aktaracaksınız ya da farklı bir yerde kullanacaksınız, bunu kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi yüz tanıma, ilgili etiketleri tanıma, logoları tanıma, OCR dediğimiz nedir? İlgili resim içindeki text bilgisini anlama ki bugün için ondan fazla dili destekliyor. Veya nedir? Bir resim dosyasındaki ilgili nedir renk bilgilerinden dominant bilgileri, dominant yani önemli gördüğü renk bilgilerini çıkarma gibi. Bunları her şekilde kendi uygulamanıza aktarabiliyorsunuz. Sonuçta bu bir API, kendi uygulamanızı bu API ile entegre edip yakaladığınız bilgileri storage'a ya veya farklı bir database'e yazmak isterseniz bunları hızlı bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Speech to Text API'mızda konuşmayı tekste çeviren API'mız. Bugün için 80'in üzerinde dili destekliyoruz. Dili anlayıp dilin içindeki ilgili bilgileri yakalabiliyor ve çok efektif bir şekilde ki artık çok doğru bir şekilde bu sesten ilgili cümleleri yakalayıp bu cümleleri tekste dökebiliyor. Daha sonraki API'miz bunun tersi, Text-to-Speech API'yi yazı olarak verdiğimiz bilgileri konuşmaya çevirebilen API. Yine aynı şekilde bunu da kendi uygulamanızla entegre edebilirsiniz. Belki bir çağrı merkezi uygulaması yazacaksınız veya farklı bir uygulama yazacaksınız. Konuşmayı, teksti konuşmaya çevirecek bir ihtiyacınız varsa bu API'yi kullanabilirsiniz. Örneğin sanal bir çağrı merkezi için çok güzel bir uygulama olabilir. Natural Language API'da benzer şekilde ilgili tekstin içindeki önemli gördüğü cümleleri yakalayabiliyor. Yani cümlenin içindeki aslında önemli gördüğü kelimeler veya tüm content içinde önemli gördüğü cümleleri yakalayıp bunları sintakslara ayırıyor. Hatta duygusal değişimleri anlayabiliyor. Yani burada bir pozitif cümleden bahsedilmiş. Burada bir negatif cümleden bahsedilmiş. Bu sintaksları ayırdıktan sonra cümledeki belki cümle doğru kurulmadıysa bile bu cümlede aslında bu denli demek istenmiş. Bunların hepsini yakalayabiliyor. Birden fazla dili destekliyor. Yani şu an için aynı şekilde benim hatırladığım
30'un üzerindeki dilden bu bilgileri yakalayabiliyor. Video Intelligence API'da benim hoşuma giden API'lerden biri. Videonun içinde geçen önemli görünen kelimeleri yakalayabiliyor. Örneğin burada bir çiçek bilgisi geçti. Burada bir araba bilgisi geçti. Bunları videolar içinde yakalayabiliyor. Bir kelime havuzu gibi düşünebilirsiniz. Binlerce video arasında size arama yaptırabiliyor. Videolar içinden anlam çıkarabiliyorsunuz. Yani önemli gördüğünüz bilgileri videolar içinden yakalayabiliyorsunuz. Translation API aslında belki de hepimizin en çok bildiği nedir? API diyebiliriz. Yani translate.google.com'u hepimiz bir şekilde kullanmışızdır. Aslında bu da arka planda Translation API'yi kullanıyor. Yüzün üzerinde dili destekliyor. Yani bir uygulama geliştirdik, Türkçe bir uygulama geliştirdik ya da İngilizce bir uygulama geliştirdik. Çok hızlı bir şekilde uygulamamızın birden fazla dile, İngilizce, Almanca, Fransızca bu dillere destek vermesini aslında sağlayabiliyoruz. Otomatik olarak ilgili dili yakalayabiliyor. Yani burada bir Arapça cümle var. Hangi dile çevirmek istersin? En çok çevirmek istediğin dil eğer Türkçe, İngilizce ise bunları karşınıza getirebiliyor. Dediğim gibi eğer bir translation ihtiyacı varsa bu bir uygulama için olabilir. Bu bir farklı bir ihtiyaç için olabilir. Bunların hepsini destekliyor. Araya girebilir miyim? Tabii, buyur abi. Bu dil çevirisi konusunda malum Türkçe'de çok iyi değil. Yani bu Google'a özel bir durum değil. Çoğu yapay zekada böyle bir sıkıntı var. Bunun iyileşme süreciyle alakalı hani içeride konuşulan, şimdi bu hep tabii şey biliyoruz, dillerin motor mantığını, hani düzde soldan sağa, sağdan sola devrekliği, işte İspanyolca'nın atıyorum pek çok çeviri programı var Google'un AI'nin dışında. Bunların diğer dillerde çok daha başarılı olduğu ama Türkçe özelinde birkaç dille daha çok başarılı olmadığı konusunda. Şimdi geçmişte biraz daha basit yapılıyordu bu çeviri. Günümüzde hani AI artık öyle bir noktaya geldi ki bir tarlanın üzerinde uçan bir drone tarladaki hastalığı tespit edip o bölgeyi işaretleyip ikinci bir drone kalkıp sadece o bölgeyi ilaçlayabilecek kadar kesin bilgilere ulaşıyoruz. Veya yine hani müşterilerimden örnek veriyorum, bir çiftçisi bir çiçeğin veya bir bitkinin resmini çektiğinde cep telefonundaki bir uygulamayla anında o bitkinin hastalığını ve o hastalık için uygun ilacı öğrenebiliyor. Yani bunlar artık çok hızlı gerçekleşiyor ve %99 netlikle gerçekleşiyor. Mesela bu dil tarafındaki durum çok da bana göre şahsen öyle değil. Ya bunun bilinen bir nedeni var mı? Hani Google tarafında, Google'da çalıştığı için soruyorum özellikle. Ya aslında yani arka planda yani bu dil teknolojileri için hem AI ML teknolojisi, yani bizim arka planda bu dil için geçerli olan algoritmalar kullanılıyor. Ama gerçekte de bunun için çalışan fiziksel arkadaşlar da var. Yani dil çevirileri için çalışan fiziksel arkadaşlar da var. Ve hiç şuna dikkat ettiniz mi? Yani bir 2-3 sene önce translate.google.com'a girdiğinizde translation için kullandığınız cümlenin çeviri içeriğiyle bugün için aynı olmaması gerekiyor. Bu günden güne aslında değişiyor. Aslında hani bu Türkçeleştirme için çalışan arkadaşlar düzenli olarak, yani burada sizin aradığınız bilgileri de düzenli olarak depoluyorlar. Çevirme yeteneklerini test ediyorlar. Problem gördükleri yerde bunları aslında ilgili algoritmada müdahale ediyorlar. Ben şahsen bayağı geliştiğini düşünüyorum. Yani gerçeğe yakın bir çeviri yaptığını düşünüyorum. Ama örneğin bir devrik cümle, yani Türkçe özel bir cümle seti biliyorsunuz. Yani özel bir dil. Bazı demek istediklerimiz kolay bir şekilde tekste dökülemiyor. Ama gerçekten bunun için arka planda birçok arkadaşın çalıştığını biliyorum. Bunun arkada kullandığı algoritmalar ve hani şikayetlerden dolayı da arkadaşların ciddi olarak önem verdiğini düşünüyorum. Ben 2-3 senedir yani ciddi anlamda bu değişimi görebiliyorum. Muhakkak ki yani bir 2 sene sonra artık bayağı bir sorun çözülmüş olur. Ama şunu sizi çok iyi anlayabiliyorum. Yani Translate.google.com'a girdiğiniz zaman
%100 bir nedir? Çözüm görmemişsinizdir. Ama bunun iyileşme, bunun arka tarafında iyileşmeler yapıldığını biliyoruz. Yani birçok arkadaş bununla ilgili çalışıyor. Bu API tarafında yani yüzlerce arkadaş API tarafında hani development takımında çalışıyor. Bunların aralarında Türkler de var. Mümkün olan yani en iyi çözümü vermeye çalışıyorlar. Ama bildiğiniz üzere yani Türkçe, Arapça yani bazı diller biraz sıkıntılı. Bunlar biraz zaman alabilir arkadaşlar. Peki teşekkürler. Yok iyileşmenin muhtemelen farkındayız. Onunla alakalı bir sıkıntımız yok. Ama genel olarak böyle bir soru geldiği için ben de iletmek istedim. Üzerime Evet. Teşekkürler. Ya hepimize geliyor. Yani kendim dahil bunun farkındayım. Yani bunu hepimiz biliyoruz bu problemin. Ama dediğim gibi bu birazcık Türkçenin kendisinden kaynaklanıyor. Dediğim gibi Türkçenin gramer yapısı yani Batı dillerinden farklı biliyorsunuz. Yok abi bir de gramer dedi şimdi biz de Türkçeyi bilmiyoruz. Yani şöyle ben sürekli makale yazdığım için çok dikkat ediyorum ama forumda olsun, sosyal medyada olsun bize gönderilen bazı yazar makalelerinde şunu anlıyorum. Biz Türkçeyi düzgün yazamıyoruz ki Google onu düzgün çevirsin noktasındayım. Neyse çok fazla vakit Olabilir. kaybetmeyelim. Çok konu var. Tamam. Teşekkür ediyorum. Tamam. Ben teşekkür ederim. Hemen sunuma dönüyorum. Bir diğer API'miz aslında Dialogflow Enterprise dediğimiz ürünümüz. Burada da şunu yapıyoruz. Eğer bir chatbot uygulaması geliştirmek istiyorsanız, yani sizin için bir virtual agent görevi görecek, sizin verdiğiniz nedir bilgilerle öğrenip buna göre cevap verecek, belki bazı işleri yapacak. Hatta Google Asistan'la entegre olacak. Yani telefonunuzu eline aldığınızda hey uygulama bana şunu aç, şunu ara, şunu yap gibi bilgileri anlayacak API'miz aslında. Biz 2016 yılında API AI adlı kurumu kendi bünyemize kattık. Ondan itibaren artık adı Dialogflow oldu. Dialogflow'la dediğimiz gibi chatbot uygulamaları geliştirebilirsiniz. 20'den fazla dili destekliyor. Bunları Google Asistan'la, Facebook'la, Slack gibi third party uygulamalarla entegre edebiliyorsunuz. Yani örneğin Facebook içinde bir bankacılık uygulaması yazabilirsiniz. Yani bana şuradan şuraya transfer et dediğiniz zaman Facebook Messenger'dan bunu yapabilirsiniz. Aynı şekilde sözel olarak bunu Google Asistan'la entegre edebilirsiniz. Twitter'la bunu entegre edebilirsiniz. Örneğin kurumunuzun Twitter hesabı vardır. Oraya gelen şikayetler, önerileri hızlı bir şekilde sizin adınıza bu chatbot uygulaması cevaplayabilir. Daha sonraki kısmımız AutoML. AutoML aslında şunu yapıyor. Sizin mevcutta verdiğiniz datasetlerinizi kullanarak bir kere öğrenme yapıyor. Yani bu datasetlerin içindeki bilgilerden ilgili alanları ve sizin tecrübelerinizde kullanarak öğreniyor. Daha sonra siz dışarıdan bir API ile buna erişmek istediğinizde, örneğin ben buraya akciğer film bilgilerimi attım. Yani aslında şurada bir örnek var mı? Evet. Benim datasetim var. Yani 10 bin tane resmim var. Bu 10 bin tane akciğer görüntüsü resmini buraya attım. Ben buradan çok bir doktor olarak veya bu uygulamayı yazan birim olarak şunu çok rahat anlayabilirim. Hangileri burada zatüre olabilir, hangileri olmaz? Bunu rahatlıkla label edebiliyorum. Burada bu label'ı yaptıktan sonra sistem yeni gelecek datasetlerinden bunu öğrenebiliyor. Yani hangi akciğer filminin zatüreye daha yatkın olduğunu öğrenebiliyor. Bunu daha sonra uygulamanızı entegre ettikten sonra şunu yapabilirsiniz. Bir API aracılığıyla yeni bir resim yolladığınız zaman doktordan önce gerçekten bu zatüre mi değil mi bunu öngörebilirsiniz. Yani doktor sadece bunu onaylayabilir. Yani aslında ülkemiz için çok önemli bir proje olabilir bu baktığınız zaman aslında. Kanser için olabilir, akciğer filmleri olabilir. Hepsi için geçerli ve hızlı bir şekilde cevap alınabilecek bir proje olabilir. Dediğim gibi bu datasetlerinden zatüre veya zatüre olmayan bilgileri ayırıp yeni bir bilgi geldiği zaman yüksek bir doğruluk oranında doktorun işini kolaylaştıracak bir uygulama olabilir. Aslında AutoML Vision kısmı bunu yapıyor. Sizin datasetlerinizi alıp
bunları öğreniyor ve ondan sonra yeni yollayacağınız bilgiye göre size tahminleme yapabiliyor. Natural Language, OTML Natural Language'de aynı şekilde bunu Natural Language API'da anlatmıştım. Orada dediğim gibi cümle içinde, ilgili bilgi içindeki sintaksları anlayabiliyor. Burada da aynı şekilde elinizdeki content'i OTML'e tanıttıktan sonra, yani bunun elinizdeki bilginin train olmasını, öğrenmesini sağladıktan sonra API aracılığıyla bu sisteme yeni bir bilgi sorduğunuz zaman size öğrendiği bilgilerden bu bir spor sayfasıdır, bu bir nedir, finansal bilgidir, bu bir travel bilgidir, bu bir alışverişle ilgili bir bilgidir, bunun tahminlemesini yapabiliyor. Video kısmı da benzer şekilde yine elinizdeki data setlerini, video data setlerinden öğrenip yollayacağınız yeni bir bilgiye göre, evet burada bir gol sevinci var, burada bir araba yarışı var, burada bir nedir, obje drift yaptı. Bunların hepsini bu bilgilerden yakalayabiliyorsunuz. Ben son olarak AI platformdan bahsetmek istiyorum. Aslında buraya kadar anlattıklarımın çoğu, yani Google'ın kendi develop ettiği, sizin uygulamalarınızla entegre edeceğiniz, yani Google'ın kendi experience'larını, AI experience'larını kendi uygulamanızla entegre edeceğiniz bilgilerdi. AI platform ise, yani sizin eğer bir machine learning uygulaması geliştirecekseniz, uçtan uca nedir, development yapmanızı sağlayan size bir platform sunuyor. Yani altyapısından kod geliştireceğinize kadar bütün altyapıyı size AI platform olarak Google sunuyor. Biz bu geliştirmeleri, AI platformu Kubeflow üzerinde yapıyoruz. Kubeflow'u tahmin ediyorum ki çoğunuz biliyordur. AI ML workflow'larını Kubernetes üzerinde koşturmamızı sağlıyor. Aslında bu ne anlama geliyor? Scale edilebilecek şekilde, yani burada benim ihtiyacım olana göre scale edebilecek bir machine learning platformu sunabiliyor. Burada Kubeflow'u ister on-premise'te, ister Google Cloud üzerinde kullanabiliyoruz. Bize çift yönlü esneklik sağlıyor. Yani ister on-premise'te, ister Cloud'da bu workflow'larımızı, nedir, pipeline'larımı kullanabiliyorum. Diğer Google ürünlerine de bize bir entegrasyon sağlıyor. Tamamen open source teknolojileri burada kullanıyoruz. Yani herhangi bir vendor lock'in burada yok. Yaptığı şey aslında şu, yine datamızdan, ilk olarak datanın label edilmesi, ilgili modeller için bizim built-in algoritmaların kullanılması, notebook'larda ilgili kodun geliştirilip bunu notebook instance'larına, yani deep learning VM'lerine gönderilmesi, datanın train edilmesi, en son kısımda aslında bu datalardan tahminleme yapılması. Burada dediğim gibi Google'ın yine tecrübesini kullanarak, Google'ın sağladığı hizmetleri kullanarak benim kendi ihtiyacıma yönelik uçtan uca bir uygulama geliştirmemi sağlayan platform. Diğer uygulamalarımızla BigQuery'dir, Dataflow'dur, Dataproc'tur, bunlarla entegrasyonu mevcut. Burada da aslında bizim akış şemamız var. Datamızın nasıl alınıp nasıl train edildiği, en sonunda bundan nasıl prediction yaptığımızı gösteren bir akış şeması. Herhangi bir transfer servisiyle bu datamın dışarıdan alınması, yani bir storage üzerinden olabilir, farklı sistemlerden alınabilir. Bu datanın ilk olarak temizlenmesi ve daha sonra da bir ETL pipeline'ından geçirilmesi, yani burada bir batch processing olabilir, bir streaming olabilir, bunlardan geçirilmesi, daha sonra bir model seçilmesi, ki biraz sonra geleceğim, bu model için biz AI Hub kullanıyoruz. Daha sonra da benim develop ettiğim, yani kendi notebook instance'larımla ilgili machine learning VM'lerinde bunun koşturulması ve hizmet olarak bunun sunulması. Biz machine learning VM'ler için 3 farklı ortam kullanıyoruz. CPU ve GPU hepiniz duymuşsunuzdur ki machine learning ile ilgilenenler GPU'yu bilir. Machine learning için en iyi işlemci
tipi olarak hepiniz GPU biliyorsunuzdur. Ama GPU'nun handikapı şu şekilde, bir pahalı, bir de artık günümüzde GPU instance'larını, yani GPU işlemcilerini bulmak kolay değil. Bundan dolayı Google TPU isimli işlemcileri geliştirdi. Tensor Processing Unit diye geçiyor bu. Hem GPU'ya göre machine learning tarafında ciddi avantajları var. Performans olarak çok çok iyi ve fiyat avantajı olarak GPU'ya göre çok çok iyi oldu. Hem bizim kendi uygulamalarımızdaki tecrübelerden hem de kullanıcılardan gelen feedbacklerden bunu biliyoruz. Hatta ben size şunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben bunu Hong Kong'tan aldım. Bir TPU işlemcisi belki burada görüyorsunuzdur. Küçücük bir şey arkadaşlar. Eğer kendi evinizde hani hobi olarak bir machine learning çalışması yapacaksanız ve TPU kullanmak istiyorsanız bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Google'a TPU Development Kit yazarsanız bu karşınıza çıkacak. Evet biraz ucuz değil bugün için. Yaklaşık 100 dolara yakın bir şeydi. Ama kendiniz için denemeler yapacağınız, bunu ister Raspberry Pi ile ister kendi laptopunuza entegre edip kullanabileceğiniz güzel bir hobi olabilir sizin için. Webcast'e katılanlara bedava verecektin ya. Ben hatta şunu da aldım. Hakan abi şunu da gösterebilirim. Biraz daha bunun gelişmiş hali. Bir development kit, bilmiyorum görüyor musunuz? Bakın bu da bir TPU işlemcisi. Bakın arkasında da Google etiketi de var. Bunu da internetten temin edebiliyorsunuz ama şu pandemi döneminde tabii ne kadar şey yurt dışından gelir. Ben hemen öncesinde almıştım bunu. Türkiye'de evde, satılmıyor mu? Maalesef abi şu an Türkiye'de yok. Yani Hong Kong'tan geliyor ama enteresan bir şekilde 2 günde geldi bu bana. Çok hızlı bir şekilde geliyor. Ama böyle Raspberry'e benziyor dikkat ettiyseniz. Böyle uygulama geliştirmek, yani TPU'nun yeteneklerini kullanmak için çok güzel ve ısınmayan, hakikaten ısınmıyor da o anlamda güzel. Yani bugün GPU alıp evde kullanmak mümkün değil. Yani bunu bir büyük bir sunucuya koymak gerekiyor ama TPU için aynı şey değil. Aslında bu TPU'nun bir simüle edilmiş hali, küçük bir hali. Üzerinde fanı bile var gördüğünüz gibi. Çok başarılı bir alet yani. Gerçekten şey yapmak istiyorsanız, yani hobi olarak bunu kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Tabii ki şu da var, Google Cloud kullanıyorsanız, yani dedim ya, bizim Deep Learning VM'leri de seçenek olarak TPU da var. Direkt Google Cloud'dan da kullanabilirsiniz. Herkes, yani kendi Gmail account'unu kullanarak 300 dolarlık bir kredi alıp burada denemeler yapabilir. Ya da corporate olarak kullanıyorsa, commercial olarak Google Cloud'u kullanıyorsanız burada da denemeler yapabilirsiniz. Bildiğiniz üzere bütün ürünler saatlik çalışıyor. Saatlik çalıştığı için ne kadar kullandıysanız o kadarlık kredinizden veya fatura olarak size yansıyan bir şey aslında. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Biz framework olarak birçok framework'i destekliyoruz. Örneğin TensorFlow gibi, PyTorch gibi bu framework'leri destekliyoruz. Eğer notebook instance'larınızı bu framework'leri kullanarak kullanmak istiyorsanız bu mümkün. Zaten hani nedir? Google Cloud'ı açıp AI platform bölümüne girerseniz bir notebook instance açtığınızda, yani bir pipeline yazdığınızda size seçenek olarak TensorFlow, PyTorch, TensorFlow with Keras gibi bilgileri zaten soruyor. Proxy Agent vasıtasıyla bunu Jupyter notebooklarıyla entegre de edebiliyorsunuz. AI Hub bizim marketplace'imiz aslında. Burada hazır modeller var. Yani hem Google'ın kendi geliştirdiği hem de dışarıdan insanların geliştirdiği hazır modeller var. Örneğin biraz önce bir kanserle ilgili, hani akciğer görüntüsüyle ilgili bir şey bilgi verdim örneğin. Bununla ilgili bir uygulama geliştirmek istiyorsanız AI Hub'a girdiğinizde birileri geliştirmiş, birileri bunu publish etmiş hazır modeli. Siz sadece ne yapıyorsunuz? Burada kendi data setinizi veriyorsunuz, bunun petini veriyorsunuz. Belki kullanıcıya nedir modelde değişiklik yapmak istiyorsunuz, bunu değiştirebiliyorsunuz. İster daha sonra bu kendinizin geliştirdiği modeli
private olarak sadece kurumunuz bünyesinde kullanılmasını sağlayabiliyorsunuz veya publish edip public olarak tüm dünyanın huzurlarına sunabiliyorsunuz. Google iki tarafı da aslında destekliyor. Umarım sıkmamışımdır. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bu arada ben mail bilgimi de burada iletiyorum. Tabii ki Hakan hocamla da görüşebilirsiniz. Bana da ulaşabilirsiniz. Umarım bu kısa sürede anlaşılabilir bir sunum yapmışımdır. Faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Sorularınız varsa memnuniyetle cevaplamak isterim. Ağzına sağlık Emre. Teşekkür ediyorum. Arada bir mikrofon değişimiyle webcast yarı da bırakmayarak tamamladık. Her zaman bir B planı olması güzel. Öncelikle sade ve anlaşılır bir sunumdu. Özellikle gerçek örneklerin çok kıymetliydi. Burada tabii ben katılımcı bizim her çok şöyle şey 36 bin kişilik bir kitlemiz var. Database'imiz diyeyim. O yüzden hani AI'ın ne olduğunu soran da olabiliyor. API dedin muhtemelen mesela yazılımla hiç uğraşmayanlar API'nin ne olduğunu bilmeyen de olabilir. Doğal olarak karışık bir kitlede AI gibi altı inanılmaz dolu bir konuyu zaten bir saate sığdırmak çok mümkün değil. Evet. O yüzden biz aslında biraz da hani ben zaten AI ile çok yakından ilgilenen bir insan olarak sunumunu beğendim. Teşekkür ediyorum. Ama mutlaka ucundan kıyısından köşesinden gelenler %100 verim alamamış olabilir ama biz bu tür bilgi ve birikimlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Bu arada arada teşekkürler geliyor. Dikkatim dağılıyor. Biz teşekkür ederiz. Birkaç soru var. Hızlıca istersen onları alalım. Tamam. İlk olarak Google AI çözümleri ücretsiz olarak deneme şansımız var mı? Hobi amaçlı denemeler yapmak için ücretsiz açılmış AI platformu var mı? İlk soru. Ben hani bunu bahsetmiştim. Hani bu $300 krediyi kendi Gmail account'larını kullanarak alabilirler. Abi, ve bunun üzerinden denemeler yapabilirler aslında. Okey, süper. İkinci soru, sorunumu aslında biraz daha açmak gerekli. Kendi ihtiyaç duyduğum bir çözüme, özel olarak bir AI eğitmek istesem, basit problemler için mesela geriye dönük satış miktarından gelecek satış miktarını tahmin etme gibi, Google'un buna yönelik bir API'si var mı? Mesela bu işi bilen bir insan, oradan API soruyor abi. ben bununla ilgili yani bizim kendi modellerimiz içinde hani bahsettim ya AI Hub altında modellerimiz içinde hem retail için hem de farklı sektörler için benzer modeller var aslında. Hani eğer platform kullanıp bu modellerden kullanmak istiyorsanız bu model havuzu çok geniş. Yani her ihtiyaca yönelik hazır. Aslında bunu API olarak düşünmeyelim de bunu bir model yani bu sıfırdan geliştirilecek bir uygulama olarak düşünelim. Bunun için hazır geliştirilmiş modeller var. Bu modeller kullanılabilir. Aslında Google'ın, bunu API olarak da adlandırmayalım, bir çözümü var. Bu aslında Marketing Cloud. Marketing Cloud bir bütün. Burada şunu yapıyor. Sizin tüm datanızı kullanarak, yani sizin database'inizi veya Ads'ten bilgi alıyorsunuzdur, farklı uygulamalardan bilgi alıyorsunuzdur. Bunların tamamını kullanarak size aslında hem öğrenip prediction yapmanızı sağlıyor. Yani benim ileriye dönük satışı arttırmamı neler sağlayabilir? Ben verimi düzgün bir şekilde kullanırsam müşterinin sorularının üzerinden nasıl gelebilirim? Geçmişe dönük satış cirolarımda ne gibi problemler oldu? Hangi aylarda iyiydim? Hangi kitleye sattım? Hangi bölgelere daha çok satı yaptım? Online shoppingte mi iyiydim yoksa gerçekten fiziksel mağazalarda mı iyiydim? Bunların hepsinin bütün olarak bizde adı Google Cloud Marketing Cloud. Bugün çok bahsetmedim çünkü o birazcık farklı bir platformun konusu. Ama aslında her biri için çözümümüz var. Pekala. Teşekkürler abi. Biraz daha özet alabiliriz abi cevapları. Öyle söyleyeyim. Sunumu paylaşacağız herhalde abi PDF olarak. Tabii ki. Tamam. Info@çözümpark.com veya Emrah direkt oradan mail atabilirsiniz. Google Cloud servislerini iOS veya macOS üzerinde uygulamalarımıza da entegre edebiliyor muyuz? İmaj processing modelleri ve benzeri gözle görülebilir bakterileri tespit edebilecek bir uygulama geliştiriyoruz. Kendi data setimizi dahil edebilir miyiz? Aslında bu soruya demin cevap verdin herhalde. Evet, aynen öyle. Tamam, aynen öyle. Süper. Rahatlıkla edebilirsiniz. Tamam, süper. 20 yıl önce expert sistem konuşuyorduk. Tıpta kullanımı ve aile hekimlerini replace edebileceğini ancak şu anda beklediğimizden geride bir kullanım görüyorum. Neden bu şekilde olduğuna dair yorumunuz nedir?
Yani şundan olabilir, yani gerçekten aslında öyle değil. Ben Türkiye içinde de fark ediyorum. Birçok kurumda özellikle yani bu healthcare için konuşursam, yani isim vermem belki doğru olmaz. Yani çünkü geçmişte çalıştığım firmalarda bundan. Aslında AI'nin amacı burada şey değil. Yani insanların yerine geçmek değil. Bunun amacı burada insanları desteklemek. Tamamen yani şunu bilim kurgu filmlerindeki gibi yani her şey AI, her şey robot olacak gibi kimsenin bir beklentisi yok. Biz burada insan yaşamını desteklemek, yani bazı şeyleri kolaylaştırmak, hızlı bir şekilde yapmasını sağlamak. Ama şunu söyleyebilirim özellikle AI konusunda veya healthcare konusunda burada sorumluluk AI'nin olması aslında çok da beklenen bir şey değil. Yani çok hassas bir konu bildiğiniz üzere. Yani şunu yapacak AI size. Size bir tahminleme sunacak. Yani dedim ya, örnek de verdim. Herkes için örneğin bu zatürredir, bu akciğer kanseridir ya da meme kanseridir. Size bir tahminleme sunacak. Ama burada biz her zaman şunu bekliyoruz. Son kontrolü gerçekten fiziksel olarak ilgili birimin doktoru yapsın. Biz onun işini kolaylaştıralım. Burada elemeleri yapalım. Yani dağıtalım. Ben bunu akciğer kanseri olarak gördüm, bunu görmedim. Biz bunu ayıralım ama son kontrolü her zaman doktor yapsın. Yoksa healthcare çok hassas bir konu. Sağ ol abi, kısa cevap verdiğin için. peki, bu şey gibi oldu. Arada birisi bana dedi ki, AI kinayeyi anlıyor mu? Sen de espriyi anlamadın ama neyse. Peki, şimdi şöyle bir istek var Adem Bey'den. Örnek bir dataset ile anlatılan safhaları uygulamalı olarak bir API oluşturabilir miyiz? Bir sonraki webinarda olabilir mi? Ya bu kadar spesifik bir konuda webinar yapmak biraz riskli. Katılım noktasında kaç kişi gelir bilmiyorum şahsen. Yani çok spesifik, biraz özel eğitime giriyor. Yani hani özel bir isteğe geliyor. Böyle bir talebin karşılığında ben Türkiye'de çok bir katılım bulacağını düşünmüyorum. Hani bizim şey gibi biz video çekiyoruz. Çok... 1000 tane izleniyor. Abi YouTube'u açıyorsun. Adam diyor ki Lego yaptım. 24 saatte 1 milyon izleniyor. Bu biraz spesifik bir istek olduğu için bunu yapabilecek insanlar var ama bunların da zamanları çok kıymetli. Belki özel bir eğitim olarak böyle bir şey düşünebilir ama Publi'ye böyle bir webcast yapmak biraz kendimizi kandırmak olur. Adem Bey özel webcast. Aynen. Tamam. Aynen. Sen biz onun hiç girme. Şey Emrah, tamam, Emrah tamam. Sen hiç girme abi. Ben tamam. Ben hızlı hızlı cevaplıyorum. Zamanımızı açtık tamam. Çünkü abi. Son 4 dakika. Pekala. Sunumu geçiyorum. Teşekkürleri geçiyorum. Teşekkür eden herkese biz ayrıca teşekkür ederiz katılım için. Ben de teşekkür ederim. Bir soru var KVKK ile ilgili. KVKK'yı da göz önüne alırsak hasta verilerini dışarı çıkarmak yasak. Bu hizmetleri lokalde kullanmak mümkün mü? Böyle bir soru daha var çünkü benzer bu tür özellikle konuda. Ben kendime zaman açmak için seni susturdum abi. Bu soruyu çünkü görmüştüm webcast'in ortalarında. Ben kendi tecrübemi anlatıp sana verip zaten son soru kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben hani bir drone bahsetmiştim ama bu gerçek. Türkiye'de bir firma, çok da köklü bir firma. Hakikaten zirai ilaçlar üretiyor ve mükemmel işler yapıyor. Public Cloud üreticisinde image processing yapıyor. Yani dronelardan aldığı görüntüyü veya uygulamanın aldığı bitkilerden canlı görüntü anında cloud'a çıkarıp image processing yapıp çiftçiye veya bu drone operatörüne veya otomasyona bilgi veriyor. İki fazla bir uygulama. Biri çiftçilerin eline uygulamayı veriyorlar. Cep telefonlarına çekiyorlar. Çiftçiler hemen hastalığı öğrenebiliyorlar. Süper. Diğeri de daha endüstriyel bir uygulama. Ben örneğin tarlanıza geliyorum. Diyorum ki bir drone uçurayım. Uçuruyorum. Ölü toprak, diri toprak veya toprak değil de bitki varsa ilaçlanacak bölgeyi belirleyip diğer drone uçurup ilaçlatıyorum. Ama tüm tarlayı ilaçlamıyorum. Bizi niye çağırdılar? Dediler ki biz bu sistemi çalıştırıyoruz. Dedik bravo, süper. Yani bizi niye çağırdınız? Dedik ki ya biz bunu on-prem alabilir miyiz? Aslında cevap olarak. Ben Google'da da olduğunu biliyorum ama Emrah da yine detay verir. Hay hay dedik, çalıştık. 450 bin dolarcık bir masraf çıktı. Yani cloud'da olan bu image processing AI gibi. Aslında orada da sonuçta bir CPU RAM var. Bir yazılım teknolojisi var. Google başta olmak üzere çoğu üretici on-prem support'u, hibrit cloud'ı destekliyor. Sonra firmanın patronu şunu dedi, 450 bin dolarlık bir masraf çıkınca ya ben sıfır bilmem kaç sent veririm, bu teknoloji kullanmaya devam ederim. Şimdi tabii ki sağlık verisi gibi, finans verisi gibi kritik verilerin cloud'a çıkması noktasında çok oturur konuşuyoruz ama burada bir data karma dediğimiz bir yöntemi kullanabilirsiniz. Yani anonimleştirme, kimin akciğer filmi olduğunu değil de 1000 tane resim atıp bu 1000 resimden bir
bu anomaliyi öğrenip bunu on-prem'de kullanabilirsiniz. İlla Hakan'ın Akciğer filmi, Emran Akciğer filmi diye atarsanız evet bu biraz sobelenmek demektir. Ama siz şöyle düşünün. Data karma, karıştırma, anonimleştirme, maskeleme pek çok farklı tabir var. Bu datayı aslında kişisel veri olmaktan ayırıp bulk toplu olarak atıp bu makine öğrenmesini al kardeşim bunları öğren. Bak bu hastalıklı akciğer, bu hastalıksız akciğer al da sana 1 milyon resim. Bu yapay zeka öğrettikten sonra bunu on-prem'de, hibritte daha kişisel olarak kullanabilirsiniz. Ben burada sözü Emrah'a veriyorum. İstersen sen de yorum katabilirsin abi. Tamam. Abi dediğin çok doğru. Yani burada hani veri aslında biz belirttiğimiz sürece yani bu Hakan'ın bir akciğer görüntüsü diye belirttiğimiz zaman veri evet KVKK içine giren bir kapsama giren bir bilgi ama anonimleştirirsek dediğin gibi aslında bunu çözmüş oluyoruz. Ama ben özellikle şey kısmında bahsetmiştim. AI platform kısmında altını çizmiştim. AI platform Kubeflow sayesinde biz bu pipeline'larımızı ister cloud'da ister on-premise'de kullanabiliyoruz. Yani aslında on-premise'de de kullandığımız için nedir? Herhangi bir KVKK ile ilgili bir sıkıntı yaşamıyoruz. İki, eğer API'leri kullanacaksak yani bizim hazır API'ler hani özellikle sormaların sebebi şu olabilir. Vision API ile hani bu detection'ı yapabiliriz. Vision API Anthos'la beraber bizim Anthos hybrid cloud platformumuz. Yani ister public cloud'da ister private cloud'da Kubernetes engine'i kullanabilmenizi sağlıyor. Yani bu orchestration'ı hem public cloud'da hem private cloud'da yapabilmenizi sağlıyor. Yakın zamanda bu API'ler Anthos'u da destekleyecek. Anthos üzerinde de koşacak. Yani bizim için şu an için şey yok. Nedir? Bununla ilgili KVKK ile ilgili bir sıkıntı yok. Ama çok özel, spesifik bir şey istiyorsanız bu Anthos için de gelecek diyebilirim. Yani on-prem'de de aslında biz bu teknolojileri kullanabiliyoruz. Öyle özetleyebiliriz. Kullanabiliyoruz. Aynen öyle. Okay. Ama gerek de yok aslında. Hani hazır scale olabilen bir ortam olduğu için cloud'da gerek de yok diye düşünüyorum. Yok tercih. Zaten ben dediğim gibi ben bu benzer bir projeye girdim. Şirkete üniversiteli ki kalsın ben 400 bin dolar yatıramam. Devam dedi. Şimdi Emre Hocam öncelikle ağzına sağlık. Bahsettiğiniz API'lere ulaşım ücretli mi? Bir de yapay zeka ile görüntü işleme teknolojisi bir arada mı kullanılıyor? Aslında yani görüntü işlemede bildiğiniz yapay zeka kullanılıyor. Ya bunun altı evet bunun altyapısı yapay zeka. API'lara dediğim gibi API'ların çoğu ücretli ama küçük bir birimde yani kullandığınız kadar size şarj eden şeyleri var. Deneyip ücretlendirmeyi görmek istiyorsanız cloud.google.com'a girip kendinize bir account yarattığınız zaman yani bunların nasıl faturalandırdığını, nasıl işlediğini görebilirsiniz. Hüseyin Bey 300 dolar vermiyorsunuz. Google size 300 dolar veriyor. Orada bir yanlışlık olmasın. 300 dolar evet, vermeden evet. Denemenin yolu yok mu diyor. Google yok, herkese yok. 300 dolar kredi veriyor. Bedava kredi. Bedava kredi. Siz giriyorsunuz, 300 doları istediğiniz gibi harcıyorsunuz. İsterseniz bir tane sanal makine açın, oyun kurun, oyun oynayın. İsterseniz bir database açın, isterseniz bir storage alanı açın, isterseniz API'lere erişim açın. O 300 doları nasıl harcarsanız, yani doğal olarak denemesi bedava aslında. Hı hı. Gerçekten çok teşekkürler katılımınız için. Yoğun ilgi vardı. Biz Emrah'la bunun belki bir devamını bir dip daha alırız. Soru cevapları ben kaydediyorum Zoom platformda. Evet. Benim son kapanış yapalım. Ondan sonra Zoom'la alakalı ben bir bilgi vereceğim. Onu sonra keserim YouTube'da Google'la alakalı olmadığı için. Arkadaşlar çok teşekkürler. Bir Çözüm Park Webcast'ın daha sonuna geldik. Katılımınız için çok sağ olun. Emrah sana ayrıca teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir sunum. Ben teşekkür ederim abi. Kapanış için sözü sana bırakıyorum. Ben öncelikle Hakan Hocam sana çok çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Çok geniş bir kitleye ulaşmışsın belli. Yani katılımcı sayısından bunu rahatlıkla gördüm. Sunu esnasında tam bakamadım. Ben hem anlatıyordum orada tabla beraber değiştiriyordum. Katılımcılara da çok teşekkür ederim. Yani sorularınız varsa her zaman biz bunları açığız. Firmanız için de özel olarak bu anlatımları yapabiliriz. İnşallah Hakan Hocam'la bunun tekrarını yaparız. Biraz daha bu sorulara göre özelleştirip tekrardan anlatabiliriz. Ben çok memnun oldum. Çok keyif aldım. Umarım tekrardan görüşürüz herkese.